Başkalarında da anahtarı olan bir evde rahatça yaşayabilir misiniz? Ya sokaktaki parktan evinize bir yeraltı tüneli varsa ya da camlar tamamen kapanmazsa, güvenliğinize ve mahremiyetinize inanır mısınız? İnternet işte o evin ta kendi. Tabii ki o eve hiç girmeyin demiyoruz, ancak evinizin tüm değerli eşyalarını sakladığınız yer ve onları korumak için bir şeyler yapmanız gerek. Peki neden güvenli değil ve neden güvenli olması için destekleyemiyoruz? Öncelikle internet bugünkü haliyle kullanılması için yaratılmadı. Yani birisi bir ayakkabı kutusunu bir gökdelene çevirmeye karar verdi. İnternet, bilgisayarlar hala dev gibiyken gerçekleştirildi. Ve o kadar pahalıydı ki sadece büyük firmalar, üniversiteler ve bazı devletlerin elinde bulunuyordu. Esas amaç bu süper devasa bilgisayarların kendi aralarında iletişim sağlamaktı. Bilgisayarlar arasında bilgi alışverişi başladıktan sonra bir ağ oluşmuş oldu. 1980'lerde kişisel bilgisayarlar ortaya çıkana kadar bu ağ gittikçe büyüdü. Kişisel bilgisayarlarla da patladı. İnsanlar artık birbirleriyle sadece konuşmuyordu. Para yolluyor, oyunlar oynuyor, gazete okuyor, alışveriş yapıyor ve bugün internette yaptığımız her şeyi yapıyorlardı. Diğer cihazlar da internette konuşmaya başladılar. Telefonlar, arabalar, buzdolapları, asansörler, elektrik merkezleri ve çok daha fazlası. Tabii tüm bu cihazların bu kadar kolay birbirleriyle konuşabilmesi bir şeyi de beraberinde getirdi. Güvenlik. Bir bilgisayar diğerine içindeki bilgileri silecek komutlar gönderebilir veya onu ele geçirebilir. Biz bunlara virüs veya kötü amaçlı yazılımlar diyoruz. Ya da bir kişi diğerinin kimliğini, şifresini tahmin ederek, kırarak ve çekerek çalabilir. Bu tip savunmasızlıklardan asla kurtulamayacağız. Çünkü bunlar internetin temelinde yer alan şeyler. Suçlular bunu milyon dolarlar çalmak için, devletler izlemek için, aktivistlerse politik görüşlerini yaymak için kullanırlar. 2004 ve 2013 arasında 1 milyarın üzerinde kişisel bilgi büyük organizasyonların veri tabanlarından çalındı veya sızdırıldı. Varsayalım ki son derece güvenli bir internet var. Bu nasıl olurdu peki? Kullanıcılar bilgisayarları üzerinden hiçbir şey indiremez veya yükleyemezdi. Tüm internet trafiği robotlar ve insanlar tarafından gözlenerek düzene sokulmaya çalışılır ve girebileceğiniz binlerce web sitesi engellenirdi. Bir siteye girmek için yüzlerce karakterden oluşan şifreler girmeniz, genetik bir örneğinizi eşlemeniz ve de bir melodiyi mırıldanmanız gerekebilirdi. Bilgilerin bulunduğu sunucular silahlı adamlar tarafından kuşatılan bir yerde tutulurdu ve bu yerde ayda olurdu. Ama yine de tüm bu korumalara ve önlemlere rağmen bazı başarılı hackerlar onları çalmanın bir yolunu bulabilir. Ama merak etmeyin, yine de bilgisayarınızı korumak için yapabileceğiniz basit şeyler var. İnterneti daha güvenli kılmak için kendini buna adamış insanlar da var. Nova Siber Güvenlik Laboratuvarlarında bu insanlardan birinin yerine geçebilir ve son derece karmaşık siber ataklara karşı bir firmayı koruyabilirsiniz. Sürekli savunmanızı güçlendirerek bu atakların üstesinden gelmeniz gerekir. Bu görevi yaparken oldukça temel kodlamaları kullanır, sırlarını öğrenebilmek için ufak numaralar yapabilir ve şifrelerin nasıl kırılacağını ve güçlendirilebileceğini öğrenebilirsiniz. Ev dediğimiz internet belki sallantılı bir temel üzerine kurulmuş olabilir. Ancak yeniliklerin evi ve eşi benzeri olmayan fikirlerin alışverişinin yapıldığı bir yer. Burayı yaşanabilir kılmaksa bizim elimizde.